Günaydın Ateş. Günaydın. Bakayım. Hmm. Ne bu surat? Kravatını mı sıkıyor yoksa? Ne yapayım, göbek mi atayım? Gideceğiz şimdi bir oda dolusu Bahar abiyle. Muhabbet edeceğiz. Ne güzel işte. Bütün hayatın boyunca unutmazsın bunu. O ağır abilerin ve ablaların eline de koz vermezsin bundan sonra. Maşallah sen çok sakinsin. Parmak sallamak falan yok mu bugün? Gerçi biraz önce azıcık salladın gibi oldu ama. Yok. Ben bütün söyleyeceğini söyledim zaten dün. Gerisi artık sana kalmış. Bir de grubun insafına. Emre? Emre'nin başına gelecekleri hiç mi umursamıyorsun? Sen umursuyor musun? Hocam geç kalacağız. Kalalım. Bize ceza vermek istemiyorlar mı? Bari o cezayı hak edelim. Anlat. Kendini anlat Kurula. Bize anlatamıyorsun. Bari başkalarına anlat. Daha kolaydır yabancılara açılmak. Anlat. Babam öldü de, sarsıldım de, etkilendim de. Neden hata yaptığını anlasınlar, sana makul bir ceza versinler. Benim ne kadar ceza alacağım sizin umurunuzda mı ki? Da. İpek hocam. İpek hocan öyle istiyor. Sizi kollamam gerektiğini düşünüyor. Ama siz İpek Hanım'ı dinlemezsiniz hocam. Doğru, dinlemem. Ama bir işin ucu bana da dokunuyor. Sen atılırsan yerine birini bulmam lazım. Uğraş dur. Bir de disiplin kuruluna falan çıktığına göre kusurlu bir doktorsun. Kusurlu doktorlarla çalışırsan benim ne kadar kusursuz olduğum daha net gözükür. Kravat iyiymiş. Sizinki de desenli falan. Eyvallah. Kurula babasından bahsedecek mi sence? Bilmem. İçeride Emre'ye beni satmasını söylersin zannediyordum. Yapmam öyle bir şey. Neden? Sen de benim müvekkilimsin. Doğru. Ya sen ya da ben bu işten ayrılana kadar o durum böyle devam edecek. İnsan beraber çalıştığı birisine karşı bir şeyler hissediyorsa, bir şeyler derken iyi ya da kötü olabilir manasında söylüyorum. O kişiyle çalışmaya devam edebilir mi? Ben mesela Emre gibi duygularıma kapılıp birisini öldürmek istemiyorum. Seni mesela. O hisler kötü hisler değil. Yani en azından hepsi kötü değil. Belki de sen haklısın. Belki de problem budur. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ateş Hoca. Bol şans. Kurulumuz dinlediğimiz ifadeleri ve bize sunulan delilleri göz önünde bulundurarak Derya Saçlan davası için bir karara vardı. Doktor Emre Acar, hatanız bir hastanın ölümüne sebebiyet verdi. Ayrıca üstlerinize ve hastanın kardeşine yalan söylediniz. Ama babanızın vefatının üzerinizde bıraktığı etkiyi de göz önüne alarak yetkilerinizi elinizden almamaya karar verdik. Bir haftalık uzaklaştırma cezası alacaksınız. Ama bu durum sicilinize kalıcı olarak işlenecek. Evet, şimdi Ateş Hekimoğlu'na gelirsek. Disiplin cezası gerektirecek bir ihmal olduğuna dair elimizde bir delil yok. Ancak idari tavrınızdan rahatsız olmaya yetecek birçok belge var elimizde. Nakil ekibine şantaj yapmaktan tutun da hastalarınızı bireysel olarak muayene etmeyi reddetmeye varıncaya kadar. Ayrıca kanser teşhisi konulan hastanızın... Kanser tanısı hastanın muayenesi sırasında konulmadı. Hastayı görmedim ben, kardeşini gördüm. Herhalde aldığım her hastanın aile toplantılarına gidecek halim yok. Kurulumuz bir aydan az olmak kaydıyla Ateş Hekimoğlu'nun bir doktor tarafından denetlenmesine ve bu doktorun da İpek Tekin tarafından tayin edilmesine karar vermiştir. Oturum sona ermiştir. Var mıydı senin bütün bunlardan haberin? He? Bir saat önce haberim oldu. Emre'ye ne olacak? Kovuldun. Yok. Kovulmadı. Ateş Hocam, yeni patronunuzla tanıştırayım. Ha. Yani şimdi benim en yakın arkadaşım memeleri mi oldu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.